Merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimizde Vogel's Approximation Method dediğimiz yöntemi, yani VAM yöntemini anlatacağız arkadaşlar. Bu da bir başlangıç çözüm bulma yöntemi. Peki burada ne yapıyoruz? Burada arkadaşlar ilk olarak her satır ve sütun için ceza puanı hesaplıyoruz. Ceza puanları nasıl hesaplanıyor? Ceza puanları arkadaşlar, her satır ve sütundaki en düşük iki tane taşıma maliyetine sahip olan hücrenin, o taşıma maliyetlerinin arasındaki farkı alarak hesaplanıyor. Her satır ve sütundaki en düşük iki tane taşıma maliyetinin arasındaki farkı bularak her satır ve sütun için ceza maliyetini hesaplıyoruz. Ceza maliyetlerini bulduktan sonra ne yapıyoruz? Bu ceza puanlarını bulduktan sonra ne yapıyoruz? Ceza puanlarını bulduktan sonra bunların arasında en yüksek ceza puanını belirliyoruz. En yüksek olan ceza puanının bulunduğu satır veya sütundaki en düşük maliyetli hücreyi buluyoruz, belirliyoruz ve bu hücreye yapılabilecek maksimum ürün atamasını gerçekleştiriyoruz. Ve bu atamayı yaptıktan sonra ikinci bir tablo oluşturuyoruz. Ve bu tabloları ne zamana kadar devam ettiriyoruz? Ta ki tek bir boş hücre kalıncaya kadar. Şimdi nasıl yapacağımızı hemen gösterelim. Bakın bir örneğimiz var. 3 tane fabrikamız ve 3 tane de tüketim merkezimiz var. Bu dengeli bir problem. Toplam talep, toplam arıza eşit arkadaşlar. Birim taşıma maliyetleri sağ üst köşedeki gösterilen hücrelerde yazmakta. Ve bunları kullanarak biz her satır ve sütun için ceza maliyetlerini bulacağız arkadaşlar. Şimdi bakalım nasıl hesaplıyormuşuz. Şimdi ilk önce birinci satıra bakalım. Birinci satırdaki taşıma maliyetlerimize baktığımız zaman 11, 13 ve 17. En küçük olan iki tanesi hangisi? 11 ve 13. Bunların arasındaki farkı alıyorum. 13'ten neyi çıkartıyorum? 11'i. Kaç kaldı? 2. Demek ki bu satırın ceza puanı kaçmış? 2'ymiş. Daha sonra ikinci satıra bakıyorum. İkinci satırda ulaştırma maliyetlerimiz 16, 18 ve 14. En düşük olan iki tanesi hangisi? 16 ve 14. Aradaki farkı alıyorum. 2. Demek ki bu satırın ceza puanı 2'ye eşitmiş. 3 numaralı satırda en düşük iki maliyet hangisi? 21 ve 13. Bunların arasındaki fark ise kaça eşit? 8'e. Demek ki 3. satırın ceza puanı 8. Sonra birinci sütun için bu işlemi yapacağız. Birinci sütundaki ulaşma maliyetlerimiz 11, 16 ve 21. En küçük iki tanesi 16 ve 11 olduğu için 16 ile 11'in arasındaki farkı alıyorum. Bu da 5 puan. Demek ki bir numaralı sütunun ceza puanı 5'e eşit arkadaşlar. 2 numaralı sütuna geliyorum. 2 numaralı sütunda en düşük İki tane taşıma maliyeti 18 ve 13. Bunların arasındaki farkı aldığımız zaman da bu da 5'e eşit. 18'den 13 çıkarsa 5 kaldı. Demek ki 2 numaralı sütunun ceza puanı da kaça eşitmiş? 5'miş diye buluyoruz. Gelelim 3. sütunumuza. 3. sütunumuzda en düşük iki tane maliyet hangisi? Hangileri? 14 ile 13. Aradaki farka bakıyoruz ve bu da 1. Demek ki bir üçüncü sütunun ceza puanı 1'e eşit. Bunu yaptıktan sonra ceza puanlarının en büyüğünü hesaplayacağım. Kaç tane ceza puanım var? Tabii ki 6 tane ceza puanım var. 2, 2, 8, 5, 5, 1. Bunların en büyüğü hangisi? 8. 8 hangi sütunda, satırda yer almakta? 3 numaralı satırda yer almakta. Bu satırdaki
en düşük maliyete sahip olan hücreyi belirliyorum. Evet, tekrar edelim. Ne yaptık şu ana kadar? Birincisi, her satır ve sütun için ceza puanı hesapladık. Ceza puanlarını nasıl bulduk? Her satır ve sütundaki ceza puanlarını nasıl bulduk? Her satırdaki en düşük iki tane ulaştırma maliyetinin arasındaki farkı bulduk. Bunu sütunlar içinde yaptık. Her satır ve sütundaki en düşük iki tane taşıma maliyetinin arasındaki farkı ceza puanı olarak belirledik. Bunu belirledikten sonra bu ceza puanları içerisinde en yüksek ceza puanına sahip olan satırı veya sütunu buluyoruz. Bizim örneğimizde bu 3 numaralı satırda gerçekleşmekte. 8 ceza puanına sahip olan satır en yüksek ceza puanına sahip. Yani biz bu 3 numaralı satıra atama yapacağız. Peki bu 3. satırda 3 farklı hücre var. 21, 24 ve 13 birimlik taşıma maddelerine sahip olan. Bunların arasında en küçük taşıma maliyetine sahip olan hücre 13 TL veya 13 dolarlık taşıma maliyetine sahip olan değil mi? 3. satır ve 3. sütundaki hücremizdir. Peki bu hücreye biz atama yapmamız gerektiğini belirledik. Atamayı nasıl yapıyoruz? Ben x3'ü nasıl belirleyeceğim? x3'ü şöyle belirleyeceğim. Diyeceğim ki 3. satırdaki fabrikamızın F3'ün arz ettiği miktar 400 birim ve 3. sütundaki talep merkezinin talep ettiği miktar 275 birim. Bunların en küçüğünü alıyorum. 275 olarak buluyorum. Ne yapıyorum? 275'i bu hücreye yerleştiriyorum. Bu hücreye 275'i yazıyorum. 275'i bu hücreye yazdığım zaman 3 numaralı tüketim merkezinin tüm talebi karşılanmış olacaktır ve 3 numaralı fabrikanın da sadece 125 birimlik bir arzı kalacaktır. 3 numaralı tüketim merkezinin tüm talebini karşıladığım için artık ben bu sütundaki hiçbir hücreyle ilgili işlem yapmayacağım. Bu nedenle onu tamamen tarıyorum ve bir sonraki tabloya geçiyorum. Bakın bir sonraki tabloya geçiyorum. Dikkat ederseniz 3 numaralı sütunu taradım. 3 numaralı fabrikanın arzını güncelledim. 125 olarak. Ve şimdi yeniden ne yapacağım? Yeniden arkadaşlar ceza puanlarını hesaplayacağım. Şimdi 1 numaralı satırda sadece ve sadece 2 tane hücre kaldığı için bu iki hücre arasındaki farkı ceza puan olarak yazıyorum. 16 ile 18 arasındaki ceza puanımız gene 2 puan. Zaten burada dikkat edersiniz. 21 ile 24 arasında şurada bir söz konusu oldu. 24'ten 21 çıkarsa burası 3 oldu. 3 oldu. Ve arkasından da 1 numaralı sütunda zaten bir değişiklik söz konusu olmayacak. Yine burası 5. Ve 18'den 10 çıktı. Yine burası ne olacak? 5 olacak. Şimdi ne yapacağız? Bizim arkadaşlar yapmamız gereken bu satır ve sütunlar arasında en yüksek ceza maliyetine sahip olan hücreyi belirlememiz gerekmekte ki burada bu ceza maliyetleri için en yüksek olan hangisi? 5. Burada tabii iki tane sütunda bu mevcut arkadaşlar. Şimdi ne yapacağız? Evet arkadaşlar, eğer birden fazla aynı değere sahip olan maksimum satır veya sütun karşımıza çıkacak olursa burada biz keyfi herhangi bir tanesini tercih
edebiliriz. Yani iki tane sütunda 5 ceza puanı söz konusuydu. Ben bunlardan herhangi bir tanesini tercih edebilirim. Şimdi isterseniz ne yapalım? Bir numaralı sütunu tercih edeceğim. Bir numaralı sütundaki çünkü maliyet daha küçük. Yani o yüzden onu tercih edeceğim. Aslında fark etmez. İki numaralı sütunu da tercih edebilirim ama ben şu anda bir numaralı sütunu tercih ederek sorumu çözeceğim arkadaşlar. Dediğim gibi eğer satır veya sütun ceza puanlarını hesapladıktan sonra birbirine eşit olan maksimum ceza puanları varsa istediğiniz bir tanesini kullanabilirsiniz. Bununla ilgili bir sorumuz söz konusu değil. Ben bir numaralı sütunu kullanacağım ve bir numaralı sütunda en düşük ulaşma maliyetine sahip olan hücre birinci fabrikadan birinci tüketim merkezine gönderilen ürüne ait yani 11 TL ile x11'i hesaplayacağım. x11 minimum bir numaralı fabrikanın arz ettiği miktar 175, bir numaralı tüketim merkezinin talep ettiği miktar 250. Aradaki bu iki sayının en küçüğü 175 olduğu için bu hücreye 175 birim atama yapacağım. 175 birim atama yaptığım zaman bir numaralı fabrikanın tüm arzını kullanmış olacağım. Ve bir numaralı fabrikanın tüm arzını kullandığım için bir numaralı fabrikayı ne yapacağım? Artık iptal edeceğim. Buradan başka bir hücreye atama gerçekleştirmem mümkün değil. Bir numaralı tüketim merkezinin 250 birimlik bir nesi vardı? Arz talebi vardı ve ben bunun 175 birimini ne yaptım? Karşıladım. Öyleyse ne oldu? 75 birimlik bir talebi daha kaldı. Bir numaralı tüketim merkezinin onu da güncelledim. Şimdi yeniden ne yapacağım? Bir tablo daha oluşturmak durumundayım. Yeniden sütun şey yeniden ne hesaplayacağım? Yeniden ceza puanlarını hesaplayacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar tablomuzu yeniden güncelledik. Dikkat ederseniz bir numaralı satırı tamamen iptal ettim. Ve yeniden ceza puanlarını hesaplıyorum. İkinci satır için 18'den 16 çıkarsa 2 birim bir satır ceza puanımız var. 21, 24 2 tane kaldı. Bunların arasındaki fark 3 birim. Demek ki 3. satırın ceza puanı 3. Ve birinci sütundaki ceza puanı 21'den 16 çıktı. 5 birim kaldı. Burası 5. 24'ten 18 çıktı. Burası 6. Ve bütün bu ceza puanları içerisindeki en büyük olan tabii ki 6 olacaktır. Yani 2 numaralı sütun olacaktır. 2 numaralı sütundaki en küçük eleman, en küçük maliyetli hücreye atama yapacağım. Bu hücremizde ikinci satır ve ikinci sütundaki kesişimindeki bulunan şuradaki hücremiz x22 atamasını yapacağımız hücremiz x22 dediğimiz minimum 2 numaralı fabrikamızın arzı 275, 2 numaralı tüketim merkezimizin talebi 325. Bunların en küçüğünü alıyorum 275 olarak. Ve ben buraya 275 birimlik bir atama gerçekleştiriyorum. 275 birimlik bir atama gerçekleştirdiğim zaman ne söz konusu oluyor? Ben 2 numaralı fabrikamın tüm talebini, arzını kullanmış oluyorum. Ve 2 numaralı tüketim merkezinin de karşılanmamış olan bir 50 birimlik talebi var. Ne yapıyorum? Yine ben 2 numaralı satırı iptal ediyorum arkadaşlar. 2 numaralı satırı iptal ediyorum ve şimdi de ne yapacağım? Yeniden
bir tablo daha oluşturacağım. Zaten işimiz bitmek üzere arkadaşlar. Az bir işimiz kaldı. Evet, bakın yine tablomuzu oluşturdum. Az önce yaptığımız gibi birinci ve ikinci satır bakın iptal oldu. Üçüncü sütun iptal oldu. Yeniden ceza maliyetlerimizi hesaplayacağız. Ve bakalım üçüncü satırda sadece ceza maliyeti hesaplayabiliyorum. 24'ten 21 çıktı. 3 ceza maliyeti diyorum, özür dilerim, ceza puanı. Birinci zaten sütunda bir ceza maliyetimiz hesaplanacak herhangi bir şey kalmadı. Burada kalmadı. Sadece bakın burada 3 numaralı satırda en düşük olan hücreye maliyetli hücreye atama yapmak durumundayım. Yani hangi hücreye atama yapacağım? Tabii ki 3'e 1. X3 1'e atama yapacağım. Bunu da ne kadar atama yapacağımı nasıl belirleyeceğim? 3 numaralı fabrikanın arzı 125 birim. 1 numaralı tüketim merkezinin talebi 75 birim. Bunun en küçüğü 75 olduğuna göre ne yapacağım? 3 numaralı fabrikadan 1 numaralı tüketim merkezine 75 birimlik ürün göndereceğim. Böylelikle 1 numaralı tüketim merkezinin tüm talebini karşılamış olacağım. Ve 1 numaralı fabrikanın da arz ettiği ürün miktarı 125'ten 75 çıkınca 50 birime düşmüş olacak. Tek bir hücrem kaldı boş olan, oraya da yapabileceğim atama miktarı x3 2 eşittir ne olacaktır? Zaten minimum 2 numaralı tüketim merkezinin talebi 50 idi. 3 numaralı fabrikamızın arzı 50 idi. Bu ikisinin en küçüğü zaten 50. Buraya da 50 birimlik atama yaptığımız zaman biz ne yapmış oluruz? Problemi çözmüş oluyoruz. Bakın tüm talepler karşılandı. Tüm arzlar tüketildi. Ve VAN yöntemiyle ne yapmış olduk? Başlangıç çözümümüzü bulmuş olduk. Pekala, VAN yönteminde şimdi maliyetimizi hesaplayalım. Maliyet hesaplamadan önce şuna bakalım. Toplam kaç tane bizim fabrikamız var? 3 tane. Kaç tane tüketim merkezimiz var? 3 tane. 3 artı 3 eksi 1 ne yapar? 5 yapar. Peki ben kaç tane hücreye atama yaptım? 1, 2, 3, 4, 5. Toplam 5 tane hücreye atama yaptım. Yani x1 1'e, x3 1'e, değil mi? x2 2'ye, x3 2'ye ve x3 3'e atama yaptım. Demek ki benim bulduğum bu başlangıç çözüm yozlaşmış çözüm değil. Yozlaşmış değil arkadaşlar. Pekala, maliyetimiz ne kadar dersek, maliyetimizi de nasıl hesaplayacaktık? Onu da yazalım. 1 numaralı fabrikadan 1 numaralı tüketim merkezine 175 birim ürün gönderiliyor. Birim maliyetimiz 11 lira olduğuna göre 175 ile 11'i çarpıyorum. Artı diyorum. 2 numaralı fabrikadan 2 numaralı tüketim merkezine 275 birim ürünü 18 liradan birim maliyetle gönderiyorum. 275 çarpı 18'de toplam taşıma maliyetim 2 numaralı fabrikadan 2 numaralı tüketim merkezine. Devam ediyorum. 3 numaralı tüketim merkezinden 1 numaralı üretim merkezinden 1 numaralı tüketim merkezine 75 adet ürün gönderiyorum. Birim taşıma maliyetimiz 21 lira olduğu için 75 ile 21'i çarpmak durumundayım. Ve artı diyorum. 3 numaralı üretim merkezinden 2 numaralı tüketim merkezine 50 çarpı 24, 50 çarpı 24 lirayla göndereceğim. Artı son olarak 3 numaralı tüketim merkezine 3 numaralı üretim merkezinden 275 adet ürünü birim maliyetimiz 13 lira olmak üzere gönderiyorum. Demek ki toplam maliyetim 175 çarpı 11, 275 çarpı 18. Artık bunun sonucunu siz hesaplayabilirsiniz. Kaç olacağını bulursunuz. Maliyetimizi de bulduk. Peki bu nedir? Biz
tekrar ediyorum, başlangıç çözümü buluyoruz. Bunlar optimum çözümler değil arkadaşlar. Şimdi VAM yöntemi diğer yöntemlere göre biraz daha fazla işlem gerektirdiği için tabii ki ne yapacağız? Bir başka örnek daha çözeceğiz. O bir başka örnekte buluşmak üzere diyelim. Hepinize sevgilerimi ve saygılarımı sunuyorum. Hepinize sağlıklı, mutlu ve huzurlu günler diliyorum. Başarılar diliyorum arkadaşlar. Esenlikle kalın, sağlıcakla kalın diyorum. Sevgilerimi sunuyorum.